Kızım Beyrut'tan döneli o kadar sene olmuş. Hayır, insan bir kez olsun söylemez mi yani? O kadar büyük bir aşk yaşamışsın. Üzerine acılar çekmişsin. Hiç. Senin bu hayatta kendine sakladığın hiçbir şey yok mu Deniz? Al. Yok. Yani ben senden hiçbir şey saklamadım Aslı'cığım bugüne kadar. Tamam. Tamam. Ben suçluyum. Ben hatalıyım. Özür dilerim. Zaten hangi birinizden özür dileyeceğimi kaç defa özür dileyeceğimi şaşırdım artık. Deniz bari sen. Ne olur yapma, üstüme gelme. Ne olur. Hayat zaten vuruyor kafama kafama. En ağırını Sinan vurdu zaten. Adam evli, evli. Çocuğu var. Ben nasıl bir salağım? Anlamadım. Hiçbir şey. Bir aile camia adamım ben. Nasıl görmedim, nasıl anlamadım fark ettim. Salak mıyım? Söyleyeyim mi? Salaksın. Ben en başından beri hiç haz etmedim o Sinan'dan. Yani akrep burcuyum kızım ben. Çakarım yani. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam ya. İyiyim ben. Tamam. Aslı, ne unuttun? Ne bu? En sevdiğin turta böğürtlenme. Sağ ol Deniz. Ben çok severim tatlı. Ferhat sevmez ama ben çok severim. Afiyet olsun. Bir daha gelirken ara, yine yaparım ben sana. Tamam. Bunu ama bagaja koyalım. Bu devrilir falan. Arka koltuğa koy. Doğru be. Komut alıyordum ben, onu unuttum. Tamam. Teşekkür ederim Deniz. Kendine iyi bak, tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim, ben galiba sarhoş oldum. Yürüyebilecek misin? Yürürüm, yürürüm, o kadar değil. Bir şey söyleyeceğim. Niye götürdün beni denize?
yalan söylüyorum. Acıdın çünkü. Neydim ben? Bak dur. Söyleyeyim sana. Zırtapoz bir adamla sevgilicilik oynayan küçük kız çocuğu. Var mı eksiği? Evliymiş ya. Karısını aldatmış benimle. Çocuğu var. Allah Allah. Olacak iş değil. Hani iyi bir adamdı. Günün sonunda evlenecektin onunla. Değil mi? Huzurlu yuva falan. Hı? Demek ki neymiş? Kimse dışarıdan göründüğü gibi değilmiş, değil mi? Çok merdiven var. Çok. Ha! Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak ne olur. Midem bulandı. İndir. Midem bulandı, indir. Oo, kutlamalar falan. Balayına gidemeyince geceleri akalım dediniz tabii. Merhaba. Hadi sen uyuyacaksın. İyi geceler. Kızım be. Hava alacağım ben. Gel. Kurgulama. Allah'ım ya Rabb. Araba tekniği ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Niye durdu araba? Şimdi bitecek yeri buldum. Benzin mi bitti? Benzin bitti, in. Ya nasıl in? Saçmalama, havaya bak, patlayacak şimdi. Biri alsın bizi. İn hadi. Yürüyeceğiz. Patlayacak hava.
Geç. Çıkart üstündekileri hemen, çıkart. Aa, yok iyi böyle şimdi. Ne gerek var, niye soyunayım canım? Doktor, hayatımızda ilk defa soyunan kadın görmeyeceğiz ha. Hadi, hasta olacaksın kızım yoksa. Sen ne yapacaksın? Hadi sen de çıkar o zaman üstünü. Ya biri gelse, biz arabada otursak, benzin getirse olmaz mıydı? Çok konuşuyorsun doktor, çok. Çıkart üstünü hadi. Bakma ama. Rahat ol, rahat. Sıkıntı yok dedik ya. Bir şey söyleyeceğim. Başka battaniye var mı? Yetmedi mi? Yok, senin için dedim. Geç, şurada da var battaniye. Geç ısın. Ha. Oh. Geç. Geç otur şöyle, geç. Geç ısın. Ay. Al şimdilik şunu da üstüne. Al. Sen al. Tamam, İstemiyorum, al. İstemiyorum. Sen biraz al. Daha ısın, alırız. Çok yaşa. Sen de gör. Hayret, çok yaşa dedim bana. Lafın gelişi. Hayırdır? Sen bugün bir tuhafsın yani. Sebebin var. Bilmem, vardır belki. Ben böyle belki laflarını çok sevmiyorum, biliyor musun? İçinde kararsızlık var. Korku var. Niye? Sen habire söylüyorsun ama. Sevmem dedim. Demem demedim. O zaman senin de çeşitli korkuların var ve kararsızsın zaman zaman demek ki. Ay. Isındın mı biraz? Ay biraz. Bir de bu çenemin takırtısı bir geçse. Yok, o soğuktan değil, soğuktan değil. Sizde kalıtsal o. Ay. Aç mısın? Yok. Yedin mi ki bir şey? Yok. Yine insaflı tarafıma geldin. Hastanede bugün midem kazındı. Kendime aldım ama bitiremedim. Balıklara yem ederim diye yanıma almıştım. Sana kısmetmiş. Al bakalım. Hadi al, çekinme. Al. Ay. Bir şey soracağım. Ne var doktor? Ben gerçekten şu an için söylemiyorum ama yani sen böyle hep üstünle başınla mı yatarsın? Yani ne bileyim, bak yine siyah. Ama böyle ne bileyim, pijama, eşofman. Böyle rahat şeyler de var hayatta. Silah sizin namusunuz. Vatan sizin namusunuz. Silahınıza sarılıp yatacaksınız ama uyumayacaksınız. Her an kalkıp süper almanız gerekir. Her dakika hazır olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anladım. Derin bir sessizlik oldu. Ben yine ne dedim? Neyse, soruları sen soruyorsun. Biz buraya birbirimizi tanımaya gelmedik değil mi? Öyle kıyafetmiş falanmış filanmış. İyi, neden geldik o zaman? Al, balıklara veririz.
İyi, neden geldik o zaman? Vardır bir sebebi illa. Şikayetin mi var? Bilmem. Vardır belki. Emniyete git o zaman. İyi, senin var mı? Yok. İyi. Sıkıntı mıdır nedir? Hayret edilecek şey. Ben bugün hastanede çok korkmadım, biliyor musun? Emin misin? Vallahi yok ya. Korkmadım. Hay, normal zamanda olsa ben sinemada korku filmi falan bile izleyemem. Başıma gelse ölmüştüm korkudan. Adam bana bıçak çekti, ben hiç korkmadım. Neden çok korkmadın? Çünkü senin gelip kurtaracağını biliyordum. Neden bilmem ama biliyordum. Çok takıldık bu ara beraber, ondan herhalde. Antrenman oldun. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Allah Allah. Yiğit'in söyledikleri çok kafama takılıyor Ferhat. Çok zor geçmiş çocukluğun. Başladık mı yine terapiye doktora? Bir şey anlatmam falan mı gerekiyor sana şimdi burada? Hayırdır? Babam çocukken çok içerdi, beni hortumla döverdi gibi ha? Ne alakası var? Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ayrıca Yiğit söyledi. Berber Necdet, yani babanın ne kadar iyi bir adam olduğunu, sizi ne kadar sevdiğini. Çok severdi. Merak ediyorum yani. Böyle bir adamın canına kim kıyar? Hayır tamam, sonra dayın bulmuş, sen adamın canını almışsın ama nedir yani? Alacak verecek davasından başka bir şey de gelmiyor aklıma. Bak doktor, öğrenmen gerekeni öğrenmişsin. Daha fazlasıyla da ilgilenme. İtin biri babamı öldürdü, ben de kanını yerde koymadım. O kadar. İnsanın çocuk yaşta babasını kaybetmesi ne demektir, ben gayet iyi bilirim Ferhat. En az senin kadar çok sevdim ben de babamı. Her çocuk gibi. Ama annem. Bir sabah kalktık. Babam hüngür hüngür ağlıyor. Dedim ki yani, babalar ağlamaz öyle biliriz ya. Ağlarmış, ben o gün öğrendim. Dedim gideyim boynuna sarılayım. Baba neyin var diyeyim. İyi misin, teselli edeyim. Yapamadım. Babalar çünkü güçlüdür, utanır şimdi, mahcup olur. Her şeye gücü yeten dağ gibi bir adam. Ama bir şeyler gücüne gitti işte. Çok gücüne gitti. Annen? Annem peki? Annem? Ablamı da aldı, kayıplara karıştı. Aradık taradık. Yok. Öldüler mi, yaşıyorlar mı? Hiç bilmiyoruz. Karısı kendinden önce ölen adamlar, onların gönülleri kırılır ama karıları onları terk eden adamların hayatları, onurları gönüllerinden daha evvel kırılıyormuş, biliyor musun? Yıkıldı babam. O her şeye gücü yeten dağ gibi adam gitti. Yerine böyle en ufak bir rüzgarda bile sendeleyen, devrilen bir adam kaldı. İşte o zaman annemin gidişinden çok babamın yıkılmasına üzüldüm. Keşke yapmasaydı. Keşke annem bize, bana, abime tutunacak bir dal, yaslanacak bir dağ bıraksaydı. Hani bana böyle söylüyorsun ya fırsatını buldukça. Sen yara sarmayı biliyorsun ama yara nedir bilmiyorsun doktor. Ben insanları yaralarından tanıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.